bize karşı gösterdiğiniz ev sahipliğinden dolayı, teveccühten dolayı, o samimi şırnak ev sahipliğinden dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Acı tatlı günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat azimle ve kararlılıkla ve daima gerçekten yana olmak suretiyle, birlikten beraberlikten yana olmak suretiyle mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür Allah'a bugünlere geldik. Gerçekten hani konuşuyoruz, konuşmalarımızda bu var. Her zaman söyleniyor, Sayın Bakanımız da söylediler. Nereden nereye? Yani 3-4 sene öncesi bir düşünün, geldiğimiz noktayı bir düşünün. Gerçekten yani büyük bir başarı. Bu başarıda herkes başarılı. Bakanımız başarılı, sizler başarılısınız, belediye başkanlarımız, efendim valilerimiz, kaymakamlarımız, polisimiz, askerimiz. İşte tek olmak, millet olmak demek bu demek. Tek yumruk, tek yürek bugünlere geldik. İnşallah artık bundan sonra geri gitmek yok, geri dönüş yok. Bundan çok daha ileri gideceğiz. Buna çalışacağız hep beraber. Yani bu Nuh tufanında dünya burada yok olmuş, tekrar var olmuş. Onun gibi bu geçmişte bu teröristlerin, alçakların yaptıklarından dolayı Şırnaklılar acılı, sıkıntılı günler yaşadılar. Daha sonra çok şükür bu hale geldi el birliğiyle. Ve inşallah bunu hep beraber sürdüreceğiz, geliştireceğiz. Efendim Cizre'de, efendim Silopi'de, Beytüşşebap'ta, İdlib'de, İdil'de, efendim Uludere'de, Güçlü Konak'ta bütün hemşehrilerimizle efendim beraber olmayı çok arzu ediyoruz. Fakat bu maalesef her zaman mümkün olmuyor. Onun için bu vesileyle bütün Şırnak'taki bizim tanıdığımız, tanımadığımız bütün kardeşlerimize selamlarımızı, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz bu işbirliğinden dolayı. Arkadaşlar burada şimdi devletlerin iki görevi var, vazifesi var bütün devletlerin. Birincisi devletin, milletin bekası, ikincisi milletin refahı. Şimdi refahla ilgili bölümü Sayın Bakanım anlattı. Neler yapıldı, neler yapılıyor, neler yapılacak. Şimdi bir de güvenlik boyutu, beka boyutu var. Bununla ilgili bugüne kadar ne yaptık? Onları şöyle kısaca bir hatırlayalım. Hani tarihten ders çıkaralım. Aynı şeylerin tekerrür etmemesi için el birliğiyle güç birliği yapalım ve tedbirlerimizi alalım. Arkadaşlar hepinizin yakından bildiği gibi, takip ettiği gibi görüyorsunuz. Yani bölgemizde, dünyada bir takım belirsizlikler var. Bir takım riskler var, bir takım tehditler var, tehlikeler var, sıkıntılar var etrafımız, görüyorsunuz. Yani bu manada biz hem öncelikle ülkemizin ve milletimizin, yani 85 milyon vatandaşımızın güvenliği, karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizin korunması için Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gece demeden, gündüz demeden bütün Mehmetçik varını yoğunu ortaya koyuyor. Vazifesini yapmak için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor. Dün olduğu gibi bugün aynen devam ediyor. Bu çerçevede meseleye baktığımızda arkadaşlarım, hakkımızı hukukumuzu korumak için yaptığımız çalışmalara Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptıkları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilikli ve kimlikli, biraz önce bakanımız bahsetti, kişilikli ve kimlikli siyasetiyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda özne haline geldi. Bizim etki alanımız, ilgi alanımız genişledi, genişliyor. Ve tabii bu gelişmelere bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve sorumlulukları arttı. Dolayısıyla bizler her zamankinden Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak daha fazla çalışmak durumundayız. Arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde ve bu şekliyle mücadelemizi sürdürüyoruz ve inşallah Allah utandırmasın diyoruz. Ülkemize karşı, milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz arkadaşlarım. Burada bizim için esas olan, çok iyi anlaşılması gereken konu şu. 85 milyonuz biz. Etnik, mezhepsel ayrımcılık söz konusu değil. Biz 85 milyonuz. Dolayısıyla bu çerçevede mücadelemizi sürdürüp birliğimizi, bütünlüğümüzü, bekamızı sağlayacağız ve refaha ulaşacağız. Güvenli ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Efendim şu anda el atılmayan problem yok arkadaşlarım. Şu anda devletimiz problemlerin çözülmesi için ne varsa, geçmişten gelen, bugün ortaya çıkan, nerede problem varsa bu problemlerin çözülmesi için bu efendim çalışmalar yapılıyor. Diğer taraftan kardeşliğimizi tahkim etmek için hiçbir ayrım yapmaksızın birlik ve beraberliğimiz için de bütün hükümet, bütün devlet elinden gayreti gösteriyor.
Ve tabii şu anda Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Cumhuriyet tarihimizin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu Mehmetçik en yoğun günlerini yaşıyor arkadaşlarım. Burada birincisi hudut güvenliği. Hudutlarımız eskiden, bilirsiniz sizin de bazı tecrübeleriniz vardır. İster burada Irak hududunda olsun, ister Suriye hududunda olsun bir takım sıkıntılı durumlar vardı. Şu anda birlik sayısı bakımından, altyapı bakımından ve yüksek ileri teknolojik cihazların kullanılması bakımından en üst, en ileri seviyedeyiz arkadaşlar. Ve bu şekilde hudutlarımızı koruyoruz. Mehmetçik gerçekten hudut namustur diyerek gece demeden, gündüz demeden hudutlarımızın korunması için yapılması gereken ne varsa yaptı, yapıyor. Diğer taraftan terörle mücadele Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, gerekirse yurt içinde. Nerede ne varsa bunlara karşı hiçbir taviz vermeksizin, hiçbir efendim boşluk bırakmaksızın arkadaşlarım teröristlerin peşindeyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Gece gündüz, yaz kış demeden, dağ tepe demeden bunların takibindeyiz. Bunun yanı sıra denizlerimizde, bunun yanı sıra semalarımızda, hava sahalarımızda da hak ve menfaatlerimizi korumak ve kullanmak için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda başta Kıbrıs'taki kardeşlerimiz olmak üzere Azerbaycan Türk'ünün, Libya'daki kardeşlerimizin ve diğer coğrafyadaki dost, kardeş ve müttefiklerimizin de haklı davasında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bizler geldiğimiz bu noktada terörle mücadelemizi sürdürüyoruz ve terörü bitirmekte kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, bırakmak yok, ihmal yok, unutmak yok. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. En son terörist esir getirecek ve inşallah 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan, asil milletin başına bela olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürt kardeşlerimiz hiçbir zaman PKK'nın peşinde değildir. DEAŞ hiçbir zaman Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi PKK'da, YPG'de adı ne olursa olsun Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Bunun herkes farkında. Bildiğiniz gibi burada çeşitli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu olaydan bir süreç başladı, devam ediyor. Hani bir çözüm süreci başladı 2013-2015. Ondan sonra arkadaşlarım 2015'te 24 Temmuz'dan itibaren ikiye kadar alanından başladı operasyonlarımız. Mehmetçiğin karşısında dağlarda duramayacağını anlayan alçaklar illere ve ilçelere geldiler. Her tarafı kana buladılar. Her tarafı tahrip ettiler. Şırnak dahil. Çukur operasyonlarına girdiler. Kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Daha sonra hain darbe girişimi 15 Temmuz. Bu hain darbe girişimine rağmen, içimizden birçok hain çıkmış olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri sadece bir ay sonra Fırat Kalkan Harekatı'nı yapabildi arkadaşlarım. Büyük bir başarıydı. Arkasından Zeytin Dalı, arkasından Barış Pınarı, arkasından Barış Kalkanı, Bahar Kalkanı. Bu harekatları, bu operasyonları yapmak suretiyle teröristi olabildiğince bizden uzaklaştırıp, ülkemizden, milletimizden, vatandaşımızdan uzaklaştırıp ve onun üstüne gidip, Türkiye'den çıktı bırak yok, terörist nerede, hedefimiz orası. Biz bunu yaparken de şunun altını çiziyoruz. Biz Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, onların egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Suriyeli vatandaş bizim kardeşimiz, Iraklılar bizim kardeşimiz. Buna hiçbir sorun yok. Bizim meselemiz teröristler. Biz teröristlerin peşindeyiz. En son terörist etkisi geçince kadar da bu mücadele devam edecek. Daha sonra bu 2019'dan sonra ne oldu arkadaşlarım? Pençe harekatları başladı. Pençe harekatları başladı. Bunların da sonuncusu Pençe Kilit şu anda zaptla devam ediyor. Büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla, büyük bir başarıyla inşallah onu da alnımızın akıyla tamamlayacağız. Burada durmak yok. Teröristler nerede? Hedefimiz orası. Daha 26'sında ayın 27'sinde geçtiğimiz 2 gün önce arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri gitti 140 kilometre girdi Assos'ta. 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti. Ve bu devam edecek. Bu izah edilen faaliyetlerde, harekatlarda, burada korucu kardeşlerim de burada, bunların içindeler, bu işi gayet iyi biliyorlar. Onlar da çok güzel bunun farkındalar. Gerçekten daha önce girilemez denilen yerler, çıkılamaz denilen ne varsa
Bunların hepsine Mehmetçik girdi, çıktı, her tarafı tek tek ama tek tek böyle samanlıkta inarar gibi aramak suretiyle tek tek temizlemeye devam ediyor. Bunu yaparken biz sivil vatandaşlarımıza, bunu yaparken biz masum insanlara, tarihi yerlere, dini yerlere, kültürel yapılara, çevreye zarar vermemek için gerçekten hem planlama safhasında hem icra safhasında büyük bir dikkat gösterdik. Hiçbir ordunun göstermeyeceği kadar bu konularda hassasiyet gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bütün faaliyetlerimizi biz tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşruiyet zemininde yapıyoruz. Herhangi bir şekilde bizim toprak elde etme, herhangi bir işgal, asla böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tek derdimiz, tekrar tekrar söylüyorum, teröristler. Arkadaşlar bunlarla beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada tabii biliyorsunuz teröristler bu Marksist ve Leninist gelenekten hareketle uluslararası özellikle kamuoyunun kafasını karıştırmak için her desiseye, her hileye başvuruyor. Bir gün PKK diyor, bir gün YPG diyor, bir gün PYD diyor, bir gün SEDEG diyor. Ve bunun da kuklacıları bunları kullanmak suretiyle bizim aklımızı karıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, bunların hepsi terörist. İster Suriye'nin kuzeyinde olsun, adı YPG olsun, ister Irak'ın kuzeyinde olsun, adı PKK olsun, bunlar teröristlerdir. Bunlar 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine, birliğine, beraberliğine karşı koyan, onu parçalamaya çalışan hainlerdir, alçaklardır. Dolayısıyla bizim bunlarla mücadelemiz en son terörist etkisi hale getirilceye kadar devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki, biz inanıyoruz ki bu gerçek olan şudur ki Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkler ve Kürtler yüzyıllarca beraber ekmeğini, suyunu beraber paylaştılar. Beraber yaşadılar. Bu memleketi beraber kurdular. Bu vatanı beraber ihya ettiler. Birbirimize biz su gibi, hava gibi lazımız. Biz biriz, beraberiz. Tek yumrukuz, tek gücüz. Tek yüreğiz. Bunun için sadece bugün değil, geçmişte de günümüzde de birçok tahrip etmek için, bozmak için, fitne için, fedakarlık için çok teşebbüs oldu. İçeriden dışarıdan. Bakın bakın tarihe. Yüzyıllardan beri bu devam ediyor. Buna karşı bugüne kadar direndik. Bundan sonra direnmeye devam edeceğiz. Biz birbirimize eskiden daha çok sarılacağız. Birbirimizi çok daha seveceğiz. Birbirimizi çok daha sayacağız. Birbirimize beraber çalışacağız. Tek yumruk olacağız. Arkadaşlar burada bu gerçek o kadar büyük bir gerçek ki bu. Bu hani böyle bir duygusal mesele değil. Bu gerçekten sosyolojik bir gerçek bu. Hayatın gerçeği bu. Ya gidin şehitliklere bakın. Bütün şehitliklerde Türk, Arap, Kürt yan yana yatıyor. Bu vatanı biz beraber kurduk. Bu vatanı biz beraber savunduk. En aziz varlığımız, canımızı ortaya koyduk. Omuz omuza. Dolayısıyla buna halel getirmemek lazım. Bunun farkında olmamız lazım. Bu konuda hepimizin müteyakkız uyanık olması lazım. Fitneye, fesada su taşımayalım. Bunun farkında olalım arkadaşlarım. Bunların arazide, cephede, sahada, operasyonda yapamadıklarını hileyle, alçaklıkla, fitneyle, fesatla aramızda fitne sokmak suretiyle birliğimizi, beraberliğimizi bozmak suretiyle bize her türlü zararı vermeye çalışıyor bunlar. Bunlar maşa. Bir de bunları maşa tutanlar var. Unutmayın. Arkadaşlar bizim hani inancımız da budur. Bu hani böyle laf değil. Tam orijinal okuyacağım. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Bu bizim için emirdir, düsturdur. Bu düsturu unutmayacağız. Dolayısıyla buna inanan insanlar olarak arkadaşlarım bizim için Türk, Kürt, Arap kardeşliği bakidir. Bundan vazgeçmek yok, bundan dönmek yok. Hepimiz buna göre çalışmalarımızı, hayatımızı tanzim edeceğiz arkadaşlar. İster adı PKK olsun, ister adı YPG olsun. Ne olursa olsun bunlar terörist. Bu teröristlere kim destek verirse versin. Bunların kuklacısı kim olursa olsun. Arkasında kim olursa olsun arkadaşlarımız mücadele aksamadan, eksilmeden artan bir şiddette, artan bir tempoda taarruzi bir ruhla bugüne kadar devam etti. İnşallah bundan sonra da devam edecek arkadaşlarım. Ve bu terör belasından biz kurtulmakta, asil milletimizi, sizleri, vatandaşlarımızı kurmakta, kurtarmakta kararlıyız. Diyoruz işte ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bu mücadele devam edecek. Arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye olarak sadece bana önce başlangıçta bahsettiğim gibi sadece kendi işlerimize değil, biz aynı zamanda bölge ve dünya başlarında çok önemli katkılar sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Zelenski ile Sayın Putin ile yaptığı görüşmeler sonunda çizdiği çerçevede gerekli çalışmalar yapıldı ve bunun sonunda bildiğiniz gibi
25 milyondan fazla tahıl Ukrayna limanlarından çıktı, ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Bunu kim yaptı? Türkiye yaptı arkadaşlarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bunu da bütün dünya gördü. Bazıları görmek istemiyor ama gözlerine sokuyorlar, görüyorlar, duyuyorlar. Rehine krizi vardı Ukrayna ve Rusya arasında. Bunu kim çözdü? Yine Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı görüşmelerle, telefon diplomasisiyle yüz yüze görüşerek bu problemleri de çözdü ve Türkiye'nin kıymetini herkes anladı, anlayacaklar. Arkadaşlarım, diğer taraftan bu Yunanistan'la olan bizim bazı sorunlarımız var biliyorsunuz. Bu konuda Yunanistan'ı maalesef provokatif eylemleri, söylemleri, özellikle bazı siyasileri kendi iç politika hesaplarından dolayı Türkiye'ye karşı son derece saldırgan tutum sergiliyorlar. Fakat biz bunlara karşı gayet soğukkanlı, gayet sabırla, uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılabilecek ne varsa büyük sabırla bunları gerçekleştiriyoruz. Biz görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle bu problemlerin çözülmesinde yana olduğumuzu her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Maalesef Yunanistan şu anda bir kötü komşu niteliğinde, her seferinde buradaki suları bulandırmak için, işleri karıştırmak için maalesef belli kişiler, özellikle bu siyasiler bunları yaptılar, yapıyorlar. Fakat sevindirici olan taraf şu, aklı selim sahibi Yunanlılardan bazı akademisyenler, bazı siyasiler, bazı emekli general ve amiraller de artık gerçekleri görmeye başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz bu Yunan halkına da zarar veren bu girişimlerden Yunanlı siyasilerin bir an önce vazgeçmesi ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yol ve yöntemlerle problemlerin çözülmesi arkadaşlarım. Biz Ege Denizi'nin dostluk denizi olmasını istiyoruz. Ege'deki zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Barışçıl yol ve yöntemlerle, görüşmelerle problemlerin çözülmesini istiyoruz. Ve bununla alakalı her zaman biz kendileriyle görüşmeye hazır olduğumuzda her fırsatta dile getirdik, dile getirmeyi sürdürüyoruz. İster buyursunlar Türkiye'ye gelsinler, ister bizi çağırsınlar, biz Yunanistan'a gidelim ve görüşelim, konuşalım ve bu problemleri çözelim. Çünkü bu Yunanlı siyasilerin yaptıklarından en büyük zararı da yine Yunan halkı çekiyor arkadaşlarım. Burada bir herkesin de şunu bilmesini istiyoruz ki Türkiye kimse için tehdit değil, kimse için tehlike değil. Türkiye son derece güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Bunu herkesin kafasına sokmasını istiyoruz. Bütün bu çağrılarımızdan sonra, barışçıl yol ve yöntemlerle problem çözme taleplerimizden sonra, bütün bunlardan sonra da diyoruz ki sakın ola, bunu bir zafiyet olarak algılamayın. Biz hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmak için azimliyiz, kararlıyız ve buna da çok şükür muktediriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Diğer taraftan savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle, destekleriyle arkadaşlarım şu anda savunma sanayi için yapılmakta olan yatırımlar gerçekleştikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının çok şükür %20'lerden başlayıp %80'lere geldi. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının %80'i milli ve yerli olarak karşılanmakta. Yeter mi? Yetmez. Çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor, edecek arkadaşlar. Sonuç olarak Türkiye, sizler, hepimiz bir bütün olarak Türkiye değerleriyle, coğrafyasıyla ve ordusuyla ve sizlerle, nüfusuyla büyük bir devlet. Bunun farkında olalım. Bunun gururunu yaşayalım, heyecanını duyalım, hissedelim. Ancak şunu da bileceğiz ki bu coğrafyada var olmak için güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bu coğrafyada zayıfa yer yok. Güçlü olmak lazım. Bu manada başlangıçtan itibaren Sayın Bakanımızın anlattığı gibi gerçekten şu anda iktidar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı çalışmalarla, yaptığı yatırımlarla Türkiye her geçen gün daha güçlenmekte ve aydınlık yarınlara çok daha emin adımlarla ilerlemektedir. Bizim hedefimiz arkadaşlarım, Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Türkiye tek. Tek Türkiye var. Tek vatan var. Dolayısıyla tek millet var. Bu vatana, bu millete elimizden gelen hizmet neyse bunları yapmakta azimliyiz, kararlıyız. Şırnaklı hemşehrilerimin, çok değerli arkadaşlarımın, çok değerli kardeşlerimin, tanıdığım yüzler, beraber yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, konuştuğumuz arkadaşlarım, gerçekten burada terörü boğdunuz. Teröre yüz vermediniz, teröre imkan vermediniz, terörün tehditlerine, terörün korkutmalarına itibar etmediniz. Yiğitçe, erkekçe, mertçe polisle beraber, askerle beraber karşı koydunuz ve çok şükür bugünlere gelebildik.
ve bu milli birlik ve beraberlik ve istikrardan yana olduğunuzu da açıkça ortaya koydunuz. Bu bizim geleceğimiz, bu sizin geleceğiniz, bu ülkemizin geleceği. Artık bundan geri dönüş yok arkadaşlarım. Ve burada artık birliğimizi, beraberliğimizi, gönül bağımızı bir daha kopmamak üzere tahkim ettik. Birbirimize sarıldık ve tek yumruk olarak geleceğe doğru ilerliyoruz arkadaşlarım, emin adımlarla. Etrafımızda tabii sıkıntılar var. Başlangıçta beni söylüyorum. Fakat bütün bunlara rağmen bu huzur ve istikrar ortamını bu tehlikelere, tehditlere karşı koruyabilmek, kollayabilmek için arkadaşlarım yapmamız gereken, yapmanız gerekenler var. Birincisi herkes çocuğuna sahip olacak. Arkadaşlarım öğretmenlerimiz var, efendim polislerimiz var, efendim işte askerimiz var vesaire. Ama onlara gelmeden önce her aile, her anne, her baba, her dayı, her amca, her komşu gençlere sahip çıkacak. Gençleri kendi haline bırakmayacaksınız. Çünkü gençliğin verdiği bir takım yanlış yargılardan dolayı, muhakemeden dolayı yanlış işler yapılabilir. Buna meydan vermeyeceğiz. Onlara gerçekten abilik yapacağız, gerçekten babalık yapacağız. Fitneye, fesada ve bunu üretenlere de arkadaşlarım fırsat vermeyin. Hepimiz gözümüz açık olacak, kulağımız açık olacak, beynimiz açık olacak. Ve birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek için elimizden gelen gayreti biz de, siz de hep birlikte, devlet, millet beraber göstereceğiz. Arkadaşlarım, büyük ve güçlü Türkiye için birlik ve beraberliğimiz, büyük ve güçlü Türkiye için birlik ve beraberliğimiz şart, birinci şart. İçeride bir sıkıntı olmayacak. Tek yumruk, tek yürek olacağız ve geleceğe, istikbale emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlarım, bizler bugünlere gelinceye kadar hepinizle beraber, birlikte ne güçlüklere göğüs gerdik, ne zorlukları yendik. Ve biz inanıyoruz ki bunları yeneriz. Bizim bu gücümüz var. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bize kimse başa çıkamaz bizimle. Arkadaşlar bu destekleriniz bizim için çok önemli. İnsan gücümüz, üretim gücümüz artık bu güvenlik meselesi değil, artık üretim meselesi olacak. Çalışma olacak, mal üreteceğiz, hizmet üreteceğiz. Refaha giden yolda emin adımlarla yürüyeceğiz ve belli şekillerde sonuçları almak suretiyle de büyük Türkiye'nin, güven Türkiye'nin yolunu açacağız. Arkadaşlarım, sonuç olarak biz sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Gerçekten biraz önce okuduğum emir doğrultusunda biz siz hiçbir ayrım yapmıyoruz. Böyle bir şey ne bizde var burada, ne devletimizde var. Bunu bilin, biz tekiz, biriz, beraberiz arkadaşlarım. Bu vesileyle bu mücadelede, bu uğurda devletimizin, milletimizin, vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğrunda hayatını ortaya koyan şehit olanlar var. Bu başarılarda arslan payı şehitlerimize ait. Bu nedenle de bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, gazilerimiz var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve bu yolda mücadelemizi sürdüreceğimizi bilin. Şehit ailelerimize, gazi ailelerimize de onların yaptıkları büyük fedakarlık, onlar bizim başımızın tacı. Saygılarımızı sunuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz, minnetlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlarım, ben sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.